Şimdi kadriye çarpmak daha reşit değil. 15 yaşında birkaç hafta sonra 16 yaşına girecek. Yani bu 7 Eylül tarihinden itibaren 15 yaşında da bir kızımızdı. Baba satılmış. Evet. Anne Binnaz. Hoş evet. geldin Binnaz teyzeciğim. Sağ olun. Çankırı'dan geliyorsunuz. Evet. Siz de evlat. Gel böyle bin satılmış abi. Heh. Evet. Çankırı'dan geliyorsunuz. Kızınız 33 yaşında. Evet. 4 tane de evladı evet, var. Evet var. 7 Eylül tarihinden beri o da yok. Ortada yok. Çocuklarını bırakıp gitti. Gitti. En son bir ay önce evet. Eski eşiyle görüşüyor. Çocukları bir kez görüyor. Evet. Ama 7 Eylül'den bu tarihe kadar nerede, nasıl, kimin yok. Yanında yaşıyor bilmiyorsunuz. Bilmiyorum. Bu arada detayları da söyleyeyim. Aslında kızınız eşiyle boşanmadan, çocukları terk ederek evden ayrılıyor. Evet. Boşanmadan önce evet, evet. Evi terk ediyor. Gittikten evet. sonra boşanma davası açıyor. Evet. Eşi de ondan bir an önce boşanıyor. Boşanma da yeni gerçekleşmiş. Evet. Ama bu süredir 4 çocuğunu da evet. görmüyor. Sadece görmüyor. Bir kere görüyor. Evet. Ve siz evladınızın peşindesiniz. Evet. Şimdi Esra Hanım bu 7 Eylül'den belli... Benim kafamda çok sorular oldu. Oradan arıyorlar, buradan arıyorlar. Bunu Zehra diye bir kadın aradı beni. Dedi ki, kızın zor durumda. Nevingil bunu satacak. O da sığınma evinden arkadaşıymış. Delil Bekir. Kızınız ve Nevin isminde biri kadın sığınma evinde kalıyorlar evet, bir dönem. Oradan arkadaşlar. Oradan arkadaşlar. Evet, oradan beni Zehra aradı dedi ki, amca dedi, kızını satacaklar, öte yola düşürecekler, kızına sahip çık, ne olur dedi. Ben çıkamıyorum ki, nasıl çıkayım bulamıyorum Satılmış zaten. Abi, sen bu seni arayan Zehra denilen kişiyi tanıyor musun? Tanımıyorum. Tanımıyorsun. Ben tanımıyorum. Senin telefon numaranı nereden bulmuş? Bilmiyorum işte. Ondan sonra... Ama bak çok önemli bir şey. Senin kızının, kızınla alakalı, kızının kayıp olduğunu biliyor. Bir telefon bilmediğin biri seni arıyor ve uyarıyor kızınla alakalı. Yani şu anda bulunduğu şartlar çok iyi değil. Evet. Ya bunun telefonu şeyden, ben onun eşi midir, dostu mudur? Benim kızım onu aramış. O numarayı aramış. Bu bir de misallikteyken... O kadın da bizim bir tanıdığımız bir kişi o numaraları aldı bana 3 tane numara verdi. Ben de numaraları aradım, bu adamı aradım. Ben dedi kızın numarasını istiyorum, sen kimsin dedim. Ben sana numara veremem, benim arkadaşım falan filan dedi. Ben bu adama biraz tabii baskı yaptım şöyle böyle. Ondan sonra bu kadın beni aradı. İşte, Zehra mı? Zehra, o adam verdi besbeli benim numarayı. Seni dedin, kızını dedi kötü yola düşürmeden dedi. Satacaklar dedi. Nevin, Nevin o da sığınma evi şeysi arkadaşı. Nevin dedi. Cumali, Cumali dedi. Deli Bekir dedi. Git aradı dedi. Zehra seni arayan, evet. bak babacığım kızını kurtar diyen evet. kişi sana isimler veriyor. Evet, isimler. Nedir bu isimler? Mikrofonla ilgili sıkıntı mı var? Yani değiştirebiliriz bu arada biz konuya devam ederken. Deli Bekir dedi. Adamın adı Deli Bekir. Yani böyle bir lakabı olduğunu iddia yok, ediyorsunuz. Yok, kendi adıymış Deli ha? Bekir. Bekir ismini verdi. Evet. Başka? Delil Bekir adı. Delil Bekir. Evet. Ha, Delil Bekir. Evet, Delil Bekir. Başka kimin ismi? Cumali dedi. Cumali. Nevin dedi. Nevin. Yanında ben, bir kişi daha vardı. Ben gittim oraya. Beni aradılar sonra. Bunlar aradı Özde beni. Ben İstanbul'daydım. Ben dedim gelemem bugün, yarın görüşelim dedim. Bu kişilerin telefon numarasını sana verdiler mi? Yani bu Zehra bak. Senin kızın bunların yanında mağdur olabilir. Sana da bu kişilerin, bu Bekir'in, Nevin'in numarasını veriyorum. Cumali'nin numarasını veriyorum. Cumali'nin numarasını mesajdan attı burada mesajı tamam, var. Tamam, bunları Zehra verdi sana. Evet Zehra. Sen de bu Bekir'i, Nevin'i aradığında. Evet. Ya ben kızım Zehra'yı arıyorum. Yok, onlar beni aradı. Onlar sizi aradı. Nevin aradı beni. Nevin aradı dedi ki amca dedi Kezban'la ilgili gel bir görüşelim dedi bana. Ben de görüşelim ne zaman dedim, ben buradaydım İstanbul'da. Yarın görüşelim dedim. Geldim oraya, Nevin'in evini buldum. Hı hı. Bana adres verdi, dışarıda tabii içeri girmedik. Yanında Deli dediğimiz adam vardı. Hı hı. Deli. Bir kişi daha vardı, onu tanımıyorum. Ben de Deli Bekir anlıyorum. O yüzden diyorum yani lakabıdır o diye. Delil Bekir diyorlar, ben de bilmiyorum. Delil Bekir, evet. neyse. Bilmiyorum. Belki de lakabı gerçekten böyle. Dedim benim kızım sende yatmış kalmış. Bunu bana bul veyahut göster. Ben bunun peşindeyim. Biz anayız babayız duramıyoruz. Bir de 4 tane yavruyu bıraktı gitti. Hı hı.
Yani ben bunun nerede olsa peşindeyim dedim, öyle sigara falan dedim. Amca dedi, biz de yattı matta ama dedi, ben bilmiyorum nerede olduğunu, numarası tanıyorlar da bilmiyorum. Kezban'ı. Kezban'la arkadaşlıkları tabii, var. Çok, çok bir dönem abi. Vakit geçirmişler. Evet, evet, evet. Bu Zehra'nın telefonundan sonra ne olduysa bu kişiler evet. sana ulaşıyorlar. Evet, evet. Gel Kezban... Zehra'nın telefonundan sonra ulaştılar. He, yani o zaman Zehra demiş ki, ben Kezban'la ilgili bilgiyi ailesine verdim, belki de sizin başınızı yakacağım dedi. Evet. Ya da her şeyi anlatacağım evet, dedi. Bunun üzerine bu kişiler seni aradılar. Evet. Sen gittin, bunlarla görüştün. Ne diyorlar sana? Ya ayaküstü biz yanımda bir arkadaş daha vardı. Biz ondan dedim ki benim kızımın peşindeyim. Ben nerede olsa buluştunuz? Ben de o şeyle... Ne iş yapıyor yani, bu iş yerine mi gittiniz? Bayramtepe'de bir apartmanın dibinde konuştuk, evi orada kadının. Bayramtepe'de? Evet. Nevenim işlerin başı o saat. Onda bir ay falan benim kız kalmış. Hmm. Kino anda dur belki de. Ondan Hı? sonra... Kino anda dur belki, ben öyle istiyorum. Konuştuk ayaküstü, ben tekrar Çankırı'ya döndüm. Dedim benim kızımı bul, bana alo de dedim. Tamam amca dedi, bu daha da aramadı yani. Yani Kezban bizim yanımızda değil. Evet. Değil değil dedi. Ona kalmış mı onların yanında? Kaldı kaldı. Onların yanında kalmış evet. Şu anda bizim yanımızda değil. Değildi. Haber alırsak seni arayacağız evet, dediler. Evet aramadı da, bu daha da görüşmedik. Kızın seni arıyor mu? Aramadı. 7 Eylül'den bu tarihe. Bir sefer aradı bilemiyorum. Dedi 4 evladın var dedi, baba dedi. Baba demedi tabi. Beni unut dedi. Bir de ağlayımsı konuştu. Benim içerim dayanmıyor. Ne gibi? Ağlayımsı konuştu. Ha, annesine de öyle bir sefer aradı. Aynısını konuştu. Ama ben 4 çocuğu bıraktığı için kocayı terk etti. Bir de 4 mal da almadı kocasından. Bunun arkasında kim var? Acaba nerede? Ne iş yapıyor? Onun peşinden Zehra Hanım. Yani kızının tek başına ayakta kalması... İmkansız yani. İmkansız. Çalışıp belki yaşamını sürdürebilir ama insan 4 çocuğunu terk eder Etmez. Mi? Etmez. Ben onun peşindeyim. Bu 4 yavruyu ben ölüyorum bunlar için yani. Anne, yani 4 çocuğunla ilgili bir cümle kurduğunda ya da 4 çocuğunu hatırlattığında ne tepki Zehra veriyor? Zehra Hanım, şimdi bu yasla biz hanımla gelirdik burada bir ay kalırdık kışın. Yatsı namazını kıldırmadan bu çocuklar yatırmazdı. Hepsi de Kur'an'ın belletti. Ama bunun kafasına kim girdi, ne yaptılar bilmiyorum. Bir de avukat var, bunun avukat tuttu. Bu avukata ben arıyorum, avukat diyorum. Yuva yıkmayalım. Sen benim muhatabım değilsin dedi. Şimdi yuva bitmiş artık, evet, boşanmışlar bitmiş. Satılmış evet. Abi. Ama boşanmadan kızın gitti ya. Yani Kezban'ın gidişinin bir amacı olmalı. Yani insan 4 seni terk etti diyelim. Evet. Babasın, gözün görmüyor seni. Ama insan 4 evladına bu kadar düşkünse bunu yapar mı kızım? Yapmaz. Öyle biri değildi. Öyle birisi değildi Esra Hanım. Öyle birisi del olurdu değildi. Bizlere ne? Bizlere ne del olurdu? Sizi aradığında anne beni unutun dedi mi size? Diyor. Öyle dedi. Öldü dedi, kayboldu. Neye sayarsan sayın dedi. Ben unuttum dedi. Peki çocuklarım var bak Kezban diye hatırlattığınızda. Dedim yazık değil kızım o çocuklara dedim, ben duramam dedim, ben de yönüme ne yapayım dedi. Ne? Ben de yönüme ne yapayım dedi çocuklara. Çocuklara ben de acıyorum ama ne yapayım dedi. Ne yapayım demek. Dedi. Evet, yani dedi. Yerini yurdunu söylemiyor. Söylemiyor. Telefonlar 7-8 tane telefon kapattı. Buluyoruz biz şimdi telefonunu bir türlü buluyoruz. Yani oradan buradan 8 telefonda. Size evet. Bir uzaklaştırma kararı falan aldırdık mı? Şimdi bize uzaklaştırma, biz Çankırı'da yaşıyoruz. Ben 24 saat bunun başından bir iş yapamıyorum saati. Bana uzaklaştırma aldı. Çocuklarım da Ankara'da, onlara da aldı. Ama biz bu Ankara'dayız. Ne zaman aldı bu uzaklaştırma kararını? Bu boşanmadan önce aldı. Ya ilk gittiğinde Çankırı'daki babasına direkt uzaklaştırma kararı evet. Alıyor. Aslında belki de şöyle bir önlem alıyor. Kimse onun peşine düşmesin. Yani sizin kızınızı, evladınızı arayacağınızı biliyor. Aynen, evet. Kocasıyla mutsuzdu. Gitmek için sebepleri vardı. Evet. Gitti. Evet. Ama insan evlatlarını geride bırakmaz. Bırakmaz. Bir de şu var. Biz onun babasıyız. Bize gelsin. Tamam boşandı. Bana dönsün. Çocuklarını da alalım. Çocukları da istemedi. Aileyi de terk etti. Bunun satılmış ve siz haklısınız. Şimdi birisi kızınız gidiyor. Gönül rızasıyla birlikte gittiğini düşünelim birisiyle. Evet. Bu telefon niye geliyor? Birincisi bu kişinin yanında kızınızı satacaklar. Yani orada bir mağduriyet baba olarak buna insan kafasına oturtamazlar. Aslında pazarlamadan başka bir şeyi var. Bir de üç kişi söyleyeyim. Niye aynı anda? Mesela evlilik çetesi gibi bir iddiada bulunuyor. Yani üç kişi akraba değilse, Delil Bakır diyorsunuz, Cumali ve Nevin. Evet. Bu üç kişi akraba mıdır? Yok, tanımıyoruz bunları. Niye üç bir arada bunların? Bilmiyorum, tanımıyorum. Ben
Telefondan buluyorum bunları en çok. Ta Çankırı'dan buraya nasıl geleyim gideyim de hastam var. Düşemiyorum fazla peşine bunların ben. Evet. Anca telefondan, oradan buradan yaptığım, ettiğim, tuttuğum şeyler bunlar yani. Şimdi bir kızını mağdur etmelerinin dışında kızının da birilerini mağdur edeceğini de iddia ediyorlar. Evet. Bunların bir evlilik çetesi olduğunu size söyleyen kim ya da bu iddiada bulunan? Bunu işte Zehra aradı söyledi beni. Ne dedi tam olarak? Zehra aradı dedi ki amca dedi şu anda dedi kızını satacaklar beni de dolandırdılar dedi bu nevinden üçün delil bakıl bir de cumali dedi. Biraz bir şeyler konuştular ama ben de kafada kalmadı. Ondan sonra kızına dedi kötü yola düşmeden sahip çık dedi. Ama evlilik çetesi başka bir şey. Onu bilmiyorum işte. Bu cümleyi kurdular mı sana? Çünkü ekip arkadaşlar bu notu düşmüşler. Evet, vurdular. Yani bunlar bir evlilik çetesi. Evet. Senin kızı kızın da onlarla beraber evet, mi? Evet, dediler. Ha, onlarla beraber. Evet, evet.